sağlık anlamında değildir bu. Bu sene olmayacak. Bu yaşandığı İyi akşamlar sayın seyirciler, gündem özel programıyla karşınızdayız. Programımızda bu akşam ETV stüdyolarında çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Ben de ETV'de bu akşam ETV'nin ekranlarından değerli hemşehrilerimin evlerine misafir oluyorum. Bu vesileyle kendilerine iyi akşamlar diyerek sözlerime başlamak isterim. Evet. Program arkadaşım Yavuz Demir'le birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Sayın Valimizle Edirne'yi konuşacağız. Yaklaşık 20 aydır Edirne'de görev yapıyorsunuz. Evet efendim. Ayrıldığımda 600 gün Edirne'de görev yapmış olacağım. 20 ay sürüyorum. Evet. Tam 600 gün. Efendim? Tam 600 gün mü olacak Sayın Valim? 600 gün işte küsur falan. Yani 20 ay. Ama bu 20 ay nasıl geçtiğini inanın ben bilmiyorum. Çok çabuk geçti. Yani tabii ki ömür bitiyor. Yani ömür bin yılda, bir şair öyle diyor. Ömür bin yılda olsa bir gün gibidir diyor. Evet hakikaten de 20 ay geçti ve bana bir gün gibi geliyor şimdi. Değerlendirmeyi bütün iyisiyle, hatasıyla, sevabıyla Edirnelimize, Edirnelilerimize bırakıp ayrılacağız inşallah. İşte biz de bu akşam programımızda evet. Görev süresi içerisinde neler yaptınız? Edirne'yi konuşacağız, sizi konuşacağız. Efendim Giresun'dan geldiniz Edirne Valisi olarak. Edirne'de görev yapmaya başladınız. 20 ay oldu. Geldiğinizde nasıl bir Edirne buldunuz? Şimdi nasıl bir Edirne bırakacaksınız? Ben tabii ki Edirne bana bir nevi sürpriz oldu açıkçası. Ben vali olmam sürpriz oldu. Ben artık 20 ayı kalmış, emekliye 20 ayı kalmış bir kişiyi vali yapmayacaklarını düşünüyordum. Ama sağ olsunlar dostlarımız ilgilendiler, şey yaptılar. Değerli başbakanımız o şimdi cumhurbaşkanımız. Öyle tensip etmiş. Hele Edirne olması benim için sürpriz oldu. Ve bir sütün en güzel yeri kaymağıdır. Benim de ayrılışımda kaymak bir görev oldu. Bütün 39 yıl boyunca topladığımı veya 37,5 yıl boyunca topladığımı 51 ülkeye gittim. 51 ülke gördüklerimi bir deneme yeri oldu Edirne. Bu vesileyle ben Edirne'den ayrılırken vicdanen müsterih olarak, vicdanen rahat olarak Edirne'den ayrılıyorum. Artık hatasıyla, hatamızla, sevabımızla Edirneliler takdir etsin diyorum gerisini. Peki efendim. Şimdi biz bu programı yaparken daha çok sizi tanımak, yaşantınızı tanımak, Edirne'deki o geçirdiğiniz 20 ay vaktinde sizi nasıl etkiledi, sizde nasıl izler bıraktı onu daha çok anlatmak ve öğrenmek istiyoruz. Ben özellikle merak ediyorum. Mesela bir gününüzü nasıl geçiriyor? Dursun Ali Şahin ne yapıyor? Yani sabah kalkıyor tıraşın oluyor ama ondan sonra neler yapıyor, görüşmeler yapıyor, çok enteresan, çok enteresan bir soru sordu. Röportaj veriyor. Evet, ama ne yapıyor yani? Ne yapıyor hakikaten önemli. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir bakıyorum sabah 6'da kalkıyorum. İşte şu bu derken 7'ye doğru biraz yürüyüş yapıyorum. Hı hı. Yürüyüş yaptıktan sonra işte tıraşım olup ondan sonra banyom yapıp kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltıdan sonra güne hazırlanırım. Her gün hazırlıklı çıkarım. Yani programı alırım, telefonumu. Telefonumdan bakarım bugünkü programda ne var, nerede ne konuşulacak. Onları bir gözden geçiririm. Hangi mesajlar verilecek? Onları tek tek not ederim. Varsa not ederim. Bir 20 dakikam, 25 dakikam onunla geçer. Ondan sonra bir 10 dakika bir İngilizce okuyabilirsem veya dinleyebilirsem dinlerim. Ondan sonra... Hala tekst okuyorsunuz yani. Tabii efendim. O sıcak kalması için değil mi? Yani tabii unutmayın canım. Diye. Okumak lazım. Yani dil öğrenmeden olmaz sanırım. Ben de dil 3-4 tane olduğu için tabii İngilizce daha ağır basıyor.
bakma televizyonlarda işte Mr. Future'ca mı diyorlardı. Öyle dedi geçen de şeyi. Aslında Mr. Future'ca değil. Next year inşallah gibi bir şey i̇nşallah var. İnşallah kelimeleri de. Bunlar özel kelimelerdir. Özel kelimeler nerede konuşsak konuş kullanılır. Efendim ben çok tabii onları bilmedikleri için onlar öyle dediler. Şöyle bir örnek vereyim. Good morning after the summer diye bir şey var. Hani uyan da balığa gidelim. Ama çevirdiğiniz zaman hiçbir manası yok good morning after the summer'ın. Ben nacizane liseden dil bölümü mezunuyum ama sizin kadar bildiğimi iddia etmiyorum. Yani şeyi, yani ben, özellikle İngilizceyi konuşamam yani speaking'im zayıftır. Siz gayet iyisiniz. Ben çok rahat burada gelen heyetlere çok gayet güzel kendileriyle anlaşıyoruz. Yani ben ifademi anlatıyorum, onların ben ifadelerini anlıyorum. Tabii ki insanın daha güzel olanı kendi diliyle hitap etmek daha farklıdır. Bazen zaman zaman kendi dilimle hitap ederim, tercümanlar oluyor, kullanılıyor. Ama çoğu zaman daha iyi bir samimi diyalog olsun diye İngilizce ile başlarım, Türkçe ile devam ettiririm, İngilizce ile bitiririm. Bir bayram günüydü, bayramlaşmada siz bir çiftle konuşmuştunuz İngilizce. Ben dedim Sayın Vali hakikaten konuşuyormuş. Hani kime sorsanız Türkiye'de ya da Edirne'de, Edirne'yi baz alalım. İngilizce biliyor musunuz? Özellikle biz televizyonumuza personel ararken İngilizce biliyor musunuz? Herkes böyle tabii ki canım ne demek falan diye ama hani iş konuşmaya gelince öyle olmuyor. Yok. Hakikaten sadece işte Cem Yılmaz'ın yani, dediği bir şey var. İngilizce biliyor musun? Tabii ki canım ne demek ama ne kadar biliyorsun? İşte bilmediğimi söyleyebiliyorum. Bu kadar yani bizim İngilizce'den anladığımız bu maalesef ama. Çünkü ben İngilizce üzerine hakikaten bir İngilizceyle uğraştığım kadar uğraşsadım belki üçüncü fakülteyi bitirirdim. Çünkü Ankara'da günde 6 saat 8 ay süreyle İngiliz dil eğitimine gittim. Devlet lisanı okuluna devam ettim. Onun akabinden hemen yurt dışına İngiliz aile yanında bir yıl kaldım. Bir yıl kaldık. Ondan sonra oradan geldim. 6 ay süreyle Japonya'ya gittim ki orada tek başımaydım. Hiç İngilizcenin dışında bir şey yoktu. Herkes mutlaka İngilizce konuşasın. Japonları anlamak da İngilizce çok zordur. Bunlar kendileri ifade etmek gibi çok yani zor. Çok değişik ama onları böyle şey yapa şapa ben hatta bir şeyde dedim ki ben dedim İngilizce dilini Japonya'da öğrendim dedim. Hakikaten de öyle çünkü her gün bir sunum yapacaksın. Bir saatlik bir sunum olacaktı. O gece sabah gece 3'e kadar çalışıp sabah 8'e kalkıp gidiyorduk yani. 4 saat devamlı bu. Hakikaten İngilizce artık beyine yerleşti. Ben Japonya'dan döndüğümde, Yeşilköy'e indiğimde dedim ki acaba benim İngilizcem mi daha iyidir, Türkçem mi daha iyidir diye tereddüt geçirdim. Yani o vesileyle dil ama nankördür. Evet, devamlı maalesef, takip maalesef. Geçiyor. Mesela bu pazar günü en az belki bir buçuk saat yine İngilizceyle meşgul oldum. Makaleler falan şuradan buradan gelişmeleri takip etmek bunlar güzel şeyler. Yani takip etmek lazım. Yoksa unutuluyor. Evet. Yoksa unutuluyor. Yani. Ben Türkçe unutuyorum ya. Yani Türkçedeki bazı kelimeleri hatırlayamıyorum, unutuyorum da İngilizce tabii ki unutacağız. Yapacağız. Evet. Evet. Efendim bu akşam izleyicilerimizden gelecek soruları da tabii alacağız. Tabii efendim. Yani izleyicilerimiz makul olan her şeyi sorabilirler. Tabii efendim. Hay hay. Varsa hemen yazdırabilirsiniz programımız içerisinde dilimizin döndüğünce sizlere yönelteceğiz. Biz de bir anladığımız anlatacağımız kadar kendilerine ifade ederiz. Hiçbir şekilde sıkmadan kendilerine ifade ederiz. Hiç yapmasınlar. Beni dinleyenlerin sıkılacaklarını hiç ummuyorum. Hı hı. Çünkü onun konuşmanın adabını işte yani ben 3 yerden de şey aldım. Madem kişisel konuşacağız bu akşam. Evet. Böyle konuşma dersleri aldım. Mesela Semih Sencan'dan konuşma dersi aldım. Birgül Erdamar vardır. TRT spikerlerinden ondan aldım. Biri daha vardı, onun ismini hatırlayamadım. Ondan da uzun süreli aldım. Yani konuşma sadece düz ifade etmek değildir. Konuşma arada fıkra, arada anekdot, arada bilmem şiir katmalar, arada tarihi sözler ifade etmek. Tarihi ondan sonra arada işte fıkramsı şeylerle ifade edilir. Yani konuşma insanlara önemli olan sıkmamaktır. Evet. Şimdi şeyde 5-6 gün önce şey dedim Brüksel'de, şeye gittik Avrupa Birliği'nin bölgeler asamblesi toplantısına katıldım. Orada da bir konuşma yapıp ifade ettiler.
Dedim kaç dakika dedim. Süreden sorun yok dedi. Hiç süreden sorun yok dedi. Süreden ben ona göre ayarladım kendimi. Tam çıktım konuştum. 7-8 dakika olmuştu. Baktım ya işte sonuca gelelim diye oradaki moderatör sonuca gelelim diye bir kelime kullanınca ben de dedim ki Japonya'da dedim şöyle bir olay oluyor. Ben şu Japonya'da şu kadar kaldım. Orada bana anlatmışlardı. İktidara yarışan bir başbakan adayı kişi seçim kampanyası sırasında son derece çok yorulmuş ve böyle dinleyenler de yorulmuş, seçmenler de yorulmuş. Bir de seçime katılacak olan o adaylar da yorulmuş. Tabii ki bu da şahsi çok yorulmuş. Yarın seçim yapacak son konuşmasına çıkıyor. Çok büyük bir salonda büyük kişilere hitap edecek. Kalabalık sonuna kadar içeri giriyor. Yer yerinden oynarcasına bir alkış tufanı tutuyor. Çok hoşuna gidiyor tabii. Alkış politikacının şeyi yani bir ama canı. Tam konuşmaya başlayacak bir selam veriyor. Daha fazla bir alkış. Müthiş bir alkış. Akabinden Allah Allah bir selam, bir daha selam veriyor. Bu sefer yer yerinden oynatırcasına bir alkış olunca danışmanına soruyor. Diyor ki bu kadar niye beni alkışlıyorlar diyor. Efendim ikinci selamınızda konuşmanız bitti zannettiler. Adam daha başlamamış. Bitti zannettiler de onun için alkışladı. Çünkü herkes yorulmuş. Merak etmeyin ben kimseyi yormadan burada konuşmamızı devam ettireceğiz inşallah. Ondan hiç şeyiniz olmasın. Yani dinleyicilerle ben sıkmamaya çalışacağım. Evet efendim. Biz de sizi çok fazla yormak istemeyiz tabii ki. Efendim çok çabuk alıştınız Edirne'ye. Biz de size çok çabuk alıştık. Bir nevi sizin tecrübelerinizi konuşturduğunuz bir ustalık dönemi oldu Edirne aslında. Aynen öyle. Sonra ve çok yakın bir zamanda da yaş haddinden emekli olacaksınız. Edirne'de yaptığınız projeler arasında en önemli gördüğünüz proje nedir? Vallahi hepsi birbirinden önemli de ben hiç böyle bir şey yani şu önemlidir bu önemlidir diye gelmedim. Ama dediğiniz gibi burası benim ustalık dönemim oldu. Nasıl ki o büyük insan, büyük mimar, Mimar Sinan Hazretleri ruhu şad olsun. O zat-ı muhterem Selimiye Camii bitten sonra işte aşağıda bugün onun heykelinin yapıldığı yere geliyor. Burada evet. Arada tabii bazı binalar olmuş. O oradan bakıyor ki dört minareyi görüyor. Minarelere hayran kalıyor. Kendisi bu benim ustalık eserimdir diyor. Minarelere hayranlık kalıp bakıyor. Ustalık eserimdir diyor. Yani Edirne'de bir anlamda benim bir ustalık eseri. Tabii ki hatasıyla, sevabıyla. İnsanlar güzel bir söz vardır. Hazreti Ali diyor ki insan diyor hata ve unutmadan meydana gelmiştir diyor. El hata mürekkebun fil hataya ve nisyan. Ve nisyai diyor. Yani böyle bir tabir kullanıyor. Hakikaten insan unutkandır. İnsanoğlu hata yapar. İngilizce'de de güzel bir söz vardır. The fault is created for human beings. Yani hata insanlar için yaratılmıştır diyor. Mutlaka hatalar yapılmıştır. Üzüntülerimiz olmuştur. Hatasız insan olmaz. O bakımdan diyoruz ki hatasıyla, sevabıyla işte buradan alıyoruz. Ama böyle insanları zor durumda bırakacak, insanlar birbirine kışkırtacak, insanlar birbirine takacak nitelikte bir hatam olmamıştır. Onlara çok özellikle dikkat ediyorum bir şeylere. Eksiklikleri olur. İnsanlar eksiklik üzere yaratılmıştır ifade ettiğim gibi. Ama biz hep iyi yetmek için, iyisini yapmak, daha güzel hizmet etmek, insanlara faydalı olabilmek için uğraşı sarf etmişizdir. Bu arada belki kızdıklarım olmuştur ama şunu söyleyeyim ki Giresun'da daha fazla kızgınlık şeyi vardı. Niye öyleydi bilmiyorum. Orada biraz daha biraz agresif çalışıyordum ama burada hiç agresifti. Daha rahat, daha böyle çok insanlara yakın bir şekilde çalıştım. Gerçi orta da öyleydi ama burada daha yakın. Ben insanlarla bir arada olduğumdan zevk duyan, İnsanların içinde olmaktan, onlarla sohbet etmekten, o sohbetten bir şeyler çıkarıp onu uygulamaktan haz duyan bir kişiyim. Tabii bir de biraz da boğamın mesleği icabı böyle insanlarla olmak benim için güzel olur.
Hatta camiye gittiğimde bile efendim şurada otur, burada otur, şuraya gel. Yok kardeşim, ben insanların içinde oturmaktan zevk duyuyorum derim. Giderim ortada. İnsanların cemaatin içinde oturdum mu benim için en büyük zevk o oluyor. Yani ben şeyde kaymakamımda bile fırından ekmeğimi sıraya girer kendim alırdım. Baba hemen getirdim fırıncı mı? Yok kardeşim. O da 9 ay 10 günlük. Ben de 9 10 günlük derdim. Kardeşim ben de sırada edeceğim. Orada sohbet ediyorum işte bak. Sıram gelince alırım dedi. Yani bunlar insanda bir şey haline getirmek lazım. Hayat felsefesi haline getirmek lazım. İnsan kendini nasıl alıştırırsa öyle gider. Sabahleyin kalktığında sen eğer yatağını düzeltmeyi adet edinmişsen hep hayat boyu öyle gider. Ama dağınık bırakmayı bırakırsan nasıl akşama gene bozulacak deyip de dağınık bırakırsan gene öyle, o da öyle gider. Ama alışmışsan düzene, tertibe, hayatın hep düzen, tertip içerisinde gider. Bu vücudu nasıl bırakırsan, yani nasıl istersen öyle yönetiyorsun. Allah böyle güzel bir şey vermiş insana. Peki efendim, şimdi vali ne demek, vali olmak ne demek, vali ne yapar? Yani sizin anladığınız ne bundan? Yani millete efendilik midir valilik, yoksa... Yok, hani, ben valiyi kesinlikle midir, valilik, milleti? Efendilik olarak kesinlikle... kabul etmem. Atatürk'ün çok sizin güzel... Sizin bir tanemiz var mı bu konuda? Evet efendim. Atatürk'ün çok güzel bir söz vardır. Sözü vardır. Millete efendilik yoktur. Hizmete efendilik vardır. Ben hizmet edebiliyorsam işte o zaman efendiyim. Eğer hizmet edemiyorsan öyle fötör şapka başında, belki varsa elinde bir şey, hanımın kolunda böyle dolaşıp bilmem ahkam kesmek, kokteylden kokteyle dolaşıp hay hay buyursunlar efendim demek benim için valilik değildir. Benim için hizmette yarışmak valiliktir. Eğer bir şeyler verebiliyorsan ve senden bir şeyler alabiliyorsa karşındaki, işte o zaman valilik vardır. Yoksa öyle şey değildir yani. Peki efendim. Evet. Peki efendim, hepimizin hayatında keşkeler vardır. Sizin de keşkeleriniz... Keşkeler çoktur ya benim keşkeler. Edirne için keşke vallahi, şunu yapsaydım. Vallahi keşke için. Edirne için dedim. Keşke dedim Edirne'ye. Şöyle 3 sene önce tayin olsaydım dedim ya. Hiç olmasa 3 yıl, 4 yıl Edirne'de kalsaydım çok farklı olurdu. Yani çok şimdi kaynaklarımızda çok şey oldu. Şimdi dezenfekte ücret alıyoruz. Bayağı büyük miktarda günlük gelir oldukça şeyi. Bunlar hep eski eserlerde kullanıyoruz. Çevre hizmetlerinde kullanıyoruz. Tam iş yapılacak zamanda işte inşallah gelen arkadaşa bırakıyoruz. Gelen arkadaş bunun kadrini, kıymetini bilir. Ben sadece... Bu meblağdan 8 ay bir süre kullanabildim. Yani büyük bir meblağ gelirimiz var günde valilik olarak. Zaten ben paradan hayatta benim sorunum olmaz. Ben para bulurum. Para bulurum. Öyle ki bu bir sene içerisinde özel idareye 40-45 milyon para temin etmişimdir. Hiç bu para az bir para değil. Ben gidip o isterim. Ya hiç çekinmem arkadaş. Olacak bu. Ben şeyde... Maliye Bakanı'ndan Giresun'da gitmiştim. Maliye Bakanı'nı meclisin yemekhanesinde buldum. Sayın Bakanım müsaade var mı dedim. Oturdum yanıma. Herhalde bana bir yemek söylersin. Ne demek dedi ya. Tabii bakanı görünce herkese milletvekilleri de falan geldi. O sırada bir şey mi vardı? Efendim ben sizden para... Ya dedi bu milletvekilin içinden para istiyorsun benden dedi. Olsun dedim. Olsun dedim Sayın Bakan. Bu da benim hastam olsun dedi. Ama siz gene bir 10 milyon verirsiniz bana değil mi dedim. Allah Allah dedi ya nasıl güzel istiyorsun dedi. Ben aldım 5 milyon aldım. 5 milyon aldım hemen uçağa bindim gittim bir şey. Trabzon'a gittim. Ne olacak ya? Yani bu olacak sanırım. Daha önce de söylemiştiniz siz benim olduğum yerde para sıkıntı olmaz. Parada sıkıntı olmaz. Allah'a şükürler olsun. Para Allah veriyor. Yani ama parayı da adam gibi harcamak lazım. Belki zaman zaman israf ediyormuşumdur ama temsilde falan israf olur. Temsilde israf olmaz, eğitimde israf olmaz, ondan sonra asayiş hizmetlerinde israf olmaz. Buralarda parayı efendim şunu şuradan kısayım bunu kurtarayım dersen ha sen orada kal derler değil mi? Şimdi kamera cihazlarıyla bütün şehrin her tarafına 1000 tane kamera değil de tasarruf edeyim diye bunu 500'e indirirsen istediğin faydayı sağlayamazsın. Evet. Bunun gereği 1000 tane ise 1000 tane kamerayı takman lazım ki ondan sonraki buradaki faydalı insanlar huzur içerisinde yaşayabilsin. Evet. Adam evine girdi mi ayak ayak üstüne atsın, kapısı açık olarak yatağına girebilsin. Budur doğru olan. Evet bu oluyor yani, niye olmasın ki? Doğru. Peki efendim, sizi böyle çok çok bunaltan, çok üzen,
Bir olay oldu mu Edirne'de? Yani bir durum oldu mu? Böyle bir duruma düştünüz mü? Olmuştu. Paylaşmak ister misiniz? Yani bu sinagog olayı beni şey yapmıştır. Benim sözlerim çarpıtıldı, yanlış yapıldı. Sayın Bakan da biraz onu değişik açıkladı. Tabii ki beni bayağı üzdü. Bir hafta beni bayağı üzdü yani. Yani 2-3 kilo verdik yani. 2-3 kilo verdik. Tabii ya, tabii ya, üzülmek öyledir. Bu saçlar bu kadar beyaz değildi ben Edirne'ye geldim. Öyle mi? Evet, evet. Bu saçlar bu kadar değildi de ama işte gidiyor hayat be ya. Olacak bu kadar yani. Bu işler akan su her zaman duru akmaz. Bazen bulanık akar ama duru olunca da çok güzel bir görünüm arz eder. İşte suyun duru akan, devamlı duru akan suda da böyle pek şu olmaz. Berrak olan, devamlı berrak olan suyun pek kıymeti, harbiyesi olmaz. Hı. Ama bazen böyle dehşetli, şeyli, kıvrımlı, bilmem bulanık akarsa, ondan sonra bir de durulursa suyun daha değerli olur, kıymeti olur. Hayat da öyledir. Devamlı aynı monoton hayat, hayat değildir. Bazen acıklı olur, bazen tatlı olur. Ama insan ister ki hep tatlı geçsin ister. Acıklı da olacak canım, acıklı yönünde olacak. Acıklı olan yönleri de o yönler de insana bir şey veriyor, anahtar veriyor. Bak bunu yaparsan böyle olursun diyor. Değil mi? Tabii. Şimdi ben Giresun'da şey yapılan şeyi gayet güzel anlatıyorum. Ya adam bu gazeteci tutuyor bir şeyi bir haber yapayım diye. Aşağıda 100 metre aşağıda köprü var. Kışın karında orada teleferik diyorlar tek telden. Telden cenazeyi geçirmeye çalışıyor. Karşıya da şeyi kamerasını kuruyor. Oradan cenaze giderken onun maksadı düşürmek, Türkiye'ye mal etmek. Bak Türkiye'de işte bak hala köprü yok. Böyle Türkiye kötü. Ben ülkemi kötülettirir miyim ya? Memleketimi kötülettirir miyim? Oradan bunu televizyonda yayınlamak ve işte cenazeler böyle yapılıyor. İşte cenaze düştü. İşte kamera çekecek. Baş makalede veya televizyonda baş şeyde görülecek. Yani bu iş mi yani? Yani ama... O zaman çok konuşulmuştu sözlerim. O sözler konuşuldu. Yani ne kadar, niçin? 200-300 lira, 400 lira fazla para alacak. Ya değer mi bu ya? Benim memleketimi kimseye böyle kötü tanıtmaya hakkı yok ki ya. Tabii ki. Bari aşağıda köprü var 300 metre, yok vardı 100 metre aşağıda. Bak onu yapmıyor, kasten yapıyor. Şimdi o adama ne dersin yani? Ben dedim yani bu, bak off the record kaydıyla konuşuyorum. Değerli arkadaşlarım bunu yapmayın böyle şeyler dedim yani. Bak bu çok gayet güzel, gayet güzel. Giresun'u kötülemekten ziyade ülkeyi Türkiye, de mal olur. Artık efendim yani insanlar... şu anda ne yapıyorsan hepsi bütün dünyanın parmaklarının ucunda, hemen 3 metre uzağında görülüyor her tarafta. Benim ülkemi kötülemeye hakkı var mı ya? Ben öyle dedim, eve gittim, tabii geçti bu, hiç şeyden haberim yok. Eve gittim, baktım bir altyazı geliyor bir kanalda, validen ahlaksızca teklif. Hanıma dedim, hanım gel dedim ya, ben pijamalarımı giyeceğim, sizlerin bakın dedim, bu ahlaksızca teklif yapan vali kimmiş dedim bu. Bir arkadaş kimmiş bir öğrenelim dedim. Ben gittim pijamamı değiştirmeden. Ya dedi, o senmişsin. Ya ben nerede yapmışım ahlaksızca teklif? Ha işte şimdi bu olmadı ki yani. Şimdi insan ne yapıyor? Üzüyor ondan sonra. Bütün her taraf beni çok zor durumda bıraktı. Kaldı ki off the record kaydıyla söylüyorum diye de söyledi. Bak bunlar konuşuyoruz dedim. Bak kamera yok dedim. Meğer ki adam yandan çekiyormuş. Bu şimdi basın mıdır yani? Şimdi kusura bakmayın. Tamam, hem söylüyorsun, bak arkadaşlar aramızda konuşuyoruz diyoruz bunu. Böyle şeylerde dikkatli olun. Bak diyorum. Yandan çekiyor. Ben tabii görmüyorum. Ben önüme bakarım. Ben şey değilim ki, arkamda ne var, önümde ne var. Ben şey miyim ya? Neye bakayım? Özel kalem müdürü de ki yandan biri çekiyor dedi. Dedim müdür bey, şimdiye kadar neredesin sen dedim ya. İş işten geçtiğin sonra bana haber veriyorsun. Neredesin şimdiye kadar, niye söylemedin? Artık dedim. Bitti iş dedim yani. Şey dedim. Kol kırılır yen içine dedik. Yetti işte öyle. Peki. Böyle yani bu işler. Aslında siz Edirne'de görev yaptığınız süre içerisinde çok uyum sağladınız. İşte kurumlar arasında daha önce mesela bir takım tartışmalar olurdu. Ben şimdi şey gerek girme. Belediyeyle gerek sivil toplum kuruluşlarıyla örnek bir çalışma sergilediniz aslında. Efendim nabz, insanların anlayışına göre hareket etmek lazım. Yani Mevlana Hazretleri çok güzel bir şeyi var, bir hikaye anlatıyor. Diyor ki zamanın birinde çok büyük bir salonda çok büyük bir kalabalığa hitap edeceği bir profesöre iletiliyor müderrise. O müderrisin o salonda konuşması için bir konuşma teklif ediliyor.
şu tarihte yapılacaktır diyor. Adam bayağı hazırlanmış. Hı hı. Gelmiş bir bakmış. Hakikaten salon çok büyük ama içeride bir kişi kapının yakınında duruyor, oturuyor. Adam düşünmüş ya ben bu kadar uğraştım. Bunu Mevlana şiirle anlatıyor hikayesi. Ben Mesnevi'den nesile çevirmesi anlatıyorum. Adam şimdi bakıyor kapının önünde biri oturmuş. Adam tereddüt ediyor. Ben bu kadar hazırlandım diyor. Salon çok büyük ama içeride adam yok. Adam olmayınca ben bunu bir kişi var. Nasıl anlatayım bu şeyi diyor. Gidiyor şeyin yanına gidiyor. O kişinin yanına gidiyor içinde olan. Diyor ki bana böyle böyle dendi. Çok büyük bir salonda çok büyük bir kalabalığa hitap edeceğini de söylendi. Ama ben geldim ki bir tek sen varsın. Başka kimse yok burada. O da diyor ki ben onu bunu bilmem diyor. Ben basit bir adamım. Her şeyden daha anlamam diyor. Ben basit bir at bakıcısıyım diyor. Sabahleyin atları sulamak için, atların yemini vermek için ahıra girdiğimde eğer 9 at katmış kaçmışsa diyor, o bir atın yemini veririm diyor. Onu ihmal etmem diyor. Bu adam böyle deyince ulan, profesör diyor ki ulan bu adam çok şey biliyor diyor. Bu adam güzel cevap verdi. O da her şeyi anlatıyor. Adam öteye kıvılıyor, beriye kıvılıyor. Bir an önce bitsin gideyim diyor. Anlamıyor bir şey. Çünkü anlayacağı dille hitap edilmiyor kendisine. Böyle daha farklı bir dille ifade akademik ediyor. Akademik dille anlatıyor. Tabii ondan sonra adam konuşması bitiyor profesör. Konuşması bittiğince Mevlana'nın ifadesiyle, zafer kazanmış bir komutan edasıyla o kişinin yanına koşuyor. Diyor ki nasıl konuşmamı beğendin mi? Diye sorunca o kişi diyor ki, efendim ben onu beni bilmem. Ben basit bir at bakıcısıyım. Ben bunları bilirim ancak diyor. Ama diyor sabahleyin diyor atları sulamak için diyor altların yemini vermek için ahıra gittiğimde eğer 9 at kaçmış bir at kalmışsa diyor o 9 atın yemini bir ata verip o atı çatlatmam diyor. Şimdi bak gayet güzel bir ifade. Harika. İnsanlara anlayacağı dilden konuşmak lazım. Değil mi? Onların içinde. Bu dil var ya dil her şeydir. Yani Allah en güzel şeyi yaratmış dil olarak. Dil Mevlana öyle diyor. Kalp denizdir diyor. Denizin kıyısı dildir diyor. Denizde ne varsa kıyıya o vurur diyor. Dile o vurur diyor. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? İşte insanların gönlündekini zaten insanlar 5 dakika konuştuğum ben ne olduğunu anlıyorum ben. Çünkü onun gönlündeki belli oluyor. Dilini fikrindeki belli oluyor. Evet peki. Nereden nereye geçtik? Peki görev süresinin içerisinde hiç unutamadığınız bir olay oldu mu? Yani bu sinekok haricinde. Unutamadığınız, sevdiğiniz bir şey olur. Nedir mesela onu bizimle paylaşın. Çok da hemen hatırlayamam mümkün değil de unutamadığım olay mutlaka var. Hepsi unutamadım yani. Ben olayla şimdi bir şey yapacağım. Tahmin ediyorum 2 ay sonra, 3 ay sonra Edirne'deki hayat diye, Edirne'deki hizmetler diye bir kitap çıkacak şimdi. Kitap çıkacak. Sizin kitabınız mı efendim? Tabii. O da çıkıyor, o da hazırlanıyor şimdi şu anda. Maşallah. Yani siz bir kalem tabii, aldınız yoksa yapılan şey? Ben bazı, ben söyledim, bu yazıldı. Ben yazılıyor şu anda, devam ediyor. Zaman zaman cumartesi, pazar bir araya geliyoruz. Boş durmak yok bu dünyada. Hayatın kıymeti boş durarak aslında değil. Aslında örnek kararlar aldın Sayın Valim. Mesela evet. Şeker, tuz uygulamaları. Tabii onlar. Türkiye'de ilk kez oldu. Evet. Ve İlk kez oldu yani şeker, tuz. Genel mesela asansör meselesi öyle evet. Değil mi? Çok güzel bir şeydir. Yani evet, sen asansör. Bir kata artık herkes hanımefendi oluyor. Bir kata asansörle çıkmaya bakıyor. Ya ne gereği var kardeşim? Niye birinci kata asansörle çıkıyorsun? Hı. Yürüyerek gitsen ne olur yani? Kıyamet mi kopar? Bunu söylüyorsunuz. Bakın ne kadar güzel. Biz de 3 kata kadar dedik. Bunu tabii kamu binalarında dedik. Bu özel binalardan bir tanesi geldi. Vali Bey bu özel binalarda asansör yasağı devam ediyor mu? Dedi. Devam ediyor tabii dedim. Dedim zaten özel binalarda yok ya yasak. Ama kendileri yapıyor, uyguluyor. Borçlarına gitmiyor, uyguluyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani insanlarda da bir beyinde bir soru işareti. Ya biz hakikaten niye yürümüyoruz? Ben hala 4. kattadır, 5. kattadır İstanbul'da 4. kata kendi evime yürüyerek çıkarım. Niye? İnsanın için gayet güzeldir. Bak ben şimdi şu yaşımda yani 63 yaşındayım açık söyleyeyim 85 metre uzundaki yüksekliğindeki minareler tırmanırım. Yani çıkarım minareye çıkıp maşallah. Çıkarım yani hiç şeyim yoktur. Kendime güveniyorum hiçbir şeyim yoktur yani. Ama neden o da tabii spor yapmanız eski. Spor işte bazı yürüyüş çok faydası var. Evet. Yüzmenin çok faydası var da yüzmeyi burada hiç yapamadık ama İstanbul'da çok yapıyorduk onu. Evet. Hayat güzel ya hayat yasa güzel. Ama o güzelliği vermek lazım. Kişinin elinde. Doğru. Bir kısa mola verelim efendim. Tabii. İstersen. Nasıl istiyorsun? İzin ben isteyelim sevgili izleyicilerden. Ben size tabi. Biraz dinlenelim hemen burada olacağız sonrasında. Evet. Misafir ev sahibine tabidir.
özel programı kaldığı yerden devam ediyor. Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin canlı yayın konuğumuz. Efendim devam etmesini istediğiniz projeler Edirne'de neler var, neleri istersiniz? Vallahi devam etmesini istediğim projeler var. Hem de çok. Bu proje mesela Mimar Sinan'ın 1500'lerde yapmış olduğu Edirne suyu, Edirne'nin suyu projesi hala canlılığını koruyor. Maalesef onu şeye getiremedik hala o suyu. Su akıyor, boşa akıyor. O suyu Edirne'ye akıtamış. Hiç olmasa dedim Selimiye etrafında 5-6 çeşmede Mimar Sinan suyu olarak böyle akıtalım dedik. Onu da gerçekten bayağı büyük çalışma, çok uğraşı sarf ettik ama netice ulaşamadı, zaman yetmedi. O Mimar Sinan'ın anısını devam ettirmek yerine de çok güzel bir olay. Onun 393 veya 94 eseri var. Bu 94 eserinden bir bölümü Edirne'de, sanırım 12 eseri hala Edirne'de mevcut. İşte o suyu getirebilseydim benim için çok güzeldi. Bir değeri de Edirne'de şu anda tarihi nitelikte 42 tane cami var bu Osmanlı döneminde. Çoğu 12 tanesi, 13 tanesi bu sultanlara ait. Yani padişahların yakınları ve kendileri tarafından yaptırılmıştır. O camilerin geceleri karanlıkta kalması beni şahsen üzüyor. Onların böyle aydınlatılması. Yani aydın, dekoratif aydınla dumanın ne olduğunu insan yurt dışına gidince daha iyi görüyor. Yani her şeyi aydınlatmış fakat burada insanları ikna etmek çok zor bu dekoratif aydınlatma konusunda. O bakımdan işte görmeyen, bilmeyen insanlar karar mekanizmasında olunca onlar da aksi kararlar veriyor. Ben de bu bakımda tabii üzülüyorum. Mesela Selimiye ile ilgili gayet güzel 5-6 ay uğraştı. Çok güzel bir proje hazırlandı. Kendileri bile çok güzel her şey dediler ama verdikleri karar efendim İstanbul'da bilim kurulu incelesin. Bilim kurulu dedi ki bu benim işim değil, ışık kurulu kurulmalı. Ulan ışık kurulu diye bir kurul yok ki zaten, öyle bir kurul. Öyle çıkmaza girdi. Dedim hepsi sizin olsun dedim. İşte çok görmek lazım, çok gören insanlar daha güzel karar verir. Ama kendini bir yere hapsetmiş insanların vermiş olduğu kararlar insanları değil, hepsini diğer insanları da üzüyor. Vesileyle bak mesela Selimiye'nin aydınlatmasını, projeli aydınlatmasını yapamadık. Şimdi sadece eski ampullerinin, eski o şeyleri, Volvo şorları değiştirerek aydınlatmasını sağlıyoruz. Ama tabii ki bu tatminkar değil. Maalesef tabii insan üzülüyor. Her şeyi, bütün eski eserler, bu kadar eski eseri bol olan bir vilayet yok Türkiye'de. Bana geçen de Bursa valisi dedi ki abi dedi ya sizdeki tarih eserler bizim çok çok üstümüz dedi. Yok ya dedi, öyle dedi, çok çok bizden fazla dedi. Dedim ki söylüyorlar dedim, ben de okumadım henüz bir yerde. Mesela Edirne'deki tarih eserler metrekare başına düşenle Floransa'dakinden daha fazla olduğunu veya eş anlamda olduğunu söylüyorlar dedim. Abi doğrudur, hakikaten de öyle. Gerçekten Edirne'de her bir adımda gittiğinde hep tarihi eser fışkırıyor. Bu tarihi eser hani şeyin o büyük insan Süheyl'i Ünver'in, hakikaten Allah nur içinde yatırsın. O insan öyle diyor, her şey biter, Edirne bitmez diyor. Çok doğru. Hakikaten Edirne'de ben 5 sene görüp yani bu işin ancak %1'ini yaptım diyemem. Çünkü Edirne hakikaten yani siz belki burada farkında değilsiniz ama Edirne çok farklı bir yer. Sadece Süheyl Ünver'in bu konuda yazmış olduğu kitap 50'ye yakın Edirne ile ilgili yapmış olduğu defterler, araştırmalar, kitapları son derece fazla. İnsan onları görünce hakikaten Edirne bir derya olduğu açığa çıkıyor. Ama biz hala o deryayı farkında değiliz. Hani o olmahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Nasıl ki balığın deniz içinde olup da etrafının suyla çevrili olduğunu bilmediği gibi bir durum var. O vesileyle Edirne, açık söyleyeyim Edirne'yi tam dört dörtlük açığa çıkması belki 100-150 yıl sürer bu kazılar. Benim zamanımda hemen aynı anda 7-8 kazı yapılıyordu. Ama ben onlar hepsini
finanse ediyordum böyle. Finanse ediyorum. Kaç tane kazıda finanse ediyorum. Bugün sadece Edirne'nin müzesinde 30 binin üzerinde eser var. Bugün belki o müzedeki eserlerle 3 tane 4 tane müze kurulabilir. Yeni müzeler kurulabilir. Öyle eserler var. Yani hakikaten Edirne merkezle özellikle Enez gerçekten tarihi yönden son derece farklı bir yer. Şimdi diğer illere gidin böyle bir şey görmek mümkün değil. Mesela Düzce'me gidin belli bir yerde bir belde var sadece orada. Ama Edirne'nin bir bütünü bir ayrıca bir şey tarlası, tarihi eser tarlası gibi. Sadece Edirne'de 27 tane ovadaki savunma silahı olan tabya olması büyük bir şey. Bunun bir tanesini onarımını, rolevesini yaptıralım diyoruz işte. Onun projelerini çizdim. İnşallah önümüzdeki yıllarda onun rolevesi yapılacak. Tahmin ediyorum 50 milyon TL'den aşağı değil bir roleve işi. İnşallah önümüzdeki cuma günü Hıdırlık Tabyası'nın rolevesi yapıldı. Onun bir lansmanı var. O kelimeyi de pek sevmiyor. Tanıtım şeyi var. Sayın Kültür Bakanı da değerli Sağlık Bakanımız da teşrif edecekler. Onların huzurunda oranın bir tanıtımı yapılacak. Hakikaten o tarafa gittiğinizde, Hıdırlık Tabyası'na gittiğinizde insanın Osmanlı'nın Edirne'ye ne kadar değer verdiğini bir görmek mümkündür. 8 bin üzerinde askerin bütün cephanesiyle, mühimmatıyla, bilmem lojistik destekleriyle yer altında, 8 metre yerin altında hiç görünmeden aylarca kalabileceği bir yer inşa edilmiş ve düşmanı o zaten o Şükrü Paşa ki bu büyük insan orada işte Selimiye top mermisi isabet edince oradan teslim olmak zorunda kalmış sırf Selimiye bir şey olmasın diye. İşte burada tabii Selimiye'nin büyüklüğü de açığa çıkıyor. Şükrü Paşa devasa bir insan ki 44 yaşlandıymış galiba. İşte orada artık son yardımlar gelmeyince bir gecede 44 yaşındaki adam saçında bir tane beyaz siyah hep siyahmış. Bir tane beyaz saç yokmuş ama bir gecede hepsi bembeyaz oluyor. Bembeyaz o ne yapar düşünmekten. Aynı şekilde Gazi Osman Paşa Plevne'de yine bir gecede bütün saçı bir gecede beyazlıyor. O da 45-46 yaşlarında, o da büyük insan. İnşallah bir okulumuza onun adını vereceğiz. İşte Gazi Osman Paşa Lisesi şeklinde bir okulumuza bir ad vereceğiz bu önümüzdeki günlerde. Bu büyük işler. Nereden nereye geldi? Ben de şaşırdım ya. Sen ne sordun ben ne cevap verdim? Doğru mu? Başladık. Doğru, evet. Doğru efendim. Köprü doğru mu? Aydınlatmaları da isterseniz. Köprü aydınlatmalı. Nazım Hikmet aydınlatmalı. Evet. Tabii. Efendim iki tane köprüyü hele şükür aydınlatmasını sağladık. Şu an itibariyle onlar bitti. Onlara kamera da koyduk. Meriç Köprüsü'nü aydınlattık. 3 gün sonra o bizim 8 tane oradaki vidanşörleri nasıl söktüler? Oradan söküp aldılar. Tabii ki söküp aldılar. O vidanşörler özel olarak imal edilmiş. Amerika'da imal ediliyor. Tekrar oradan getirttirdik. 1-1,5 ay sürdü. Şimdi onaylattı onu. Baktım bunun onu yerine taktık. Dedi ki bunu korumak için mutlaka biz kamera sistemi koymamız lazım dedi. Şu anda wireless sistemiyle bir kamera da yerleştirdik. Şu anda iki köprü kameralarla emniyete bağlı. Orada her dakika ne yapıldı, ne yapıldı görülüyor. Kamerayla tespit yapılıyor. O bakımdan şimdi şu anda 1,5-2 ay oldu galiba açılalı. Hiçbir ses yok. İyi gidiyor. İnşallah tekrar oraları tahrip etme durumu olmaz diyorum yani. İnşallah bu şeyden sonra Gazi Mihail Köprüsü bizim için önemli, şehrin içinde bir geçiş noktasıdır. Malumunuz o köprü Romalılardan kalma bir köprüdür. Evet. Gazi Mihail Köprüsü, diğerleri hep Osmanlı yapısıdır ama Gazi Mihail Köprüsü farklı bir köprüdür. Bir de içeride bir Romalılardan bir köprü var, devam edesin ileride. Bu köprünün de projeleri falan tamamlandı. Yani oranın aydınlatmasını da yapabilirdik şu anda ama şöyle 2 ay daha bir sürem olsaydı inşallah orayı da aydınlatmasını yapacaktık. Ömür vefa etmedi. İnşallah gelen arkadaş orayı da aydınlatmasını sağlar. Ondan sonra onun ilerisinde bir köprü var. Neyse o? İlerisinde köprü. Hatta yeni çıkmıştı ortaya o
köprüden bahsediyoruz. Orası da çok işlek bir köprü. Orayla ile ilgili bana çok talepte de bulundular. Orada çok gecem var. Gece geçişlerinde zorlandıklarını çok ifade ettiler. İşte sıra da oydu. Yıldırım Beyazıt köprüsü. Yıldırım Beyazıt değil. Yıldırım Mahallesi'ne bağlayan. Yıldırım Mahallesi'ne bağlayan köprü. Evet. Ne hangisi adını hatırlayamadım. Galiba Yıldırım Beyazıt adı. Evet, olabilir belki, bilmiyorum. Peki program başında da dedik hani hem sayın çok valisi, çabuk mu konuşuyorum acaba? Yok yok, gayet iyi. Ha şeyi söyleyin de ben onu ayarlayayım. Yani. Gayet iyisin sayın valim. Şimdi program başında da dedik sevgili seyirciler. Evet. Hem sayın valinin yaşamını anlatmaya çalışıyoruz, hem onu tanımaya çalışıyoruz, hem de buradaki Edirne'deki yaşamıyla alakalı, yönetim yaşamıyla alakalı birkaç böyle tüyo alıp onu daha fazla, daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Şimdi vali kimliğini bir kenara bırakırsak, günlük hayatınızda yani evinizde mesela Dursun Ali Şahin'den bahseder misiniz? Evdeki Dursun Ali Şahin'den ne yapar, ne eder? İşte kitap okur, televizyon seyreder mi? Evet doğru, ikisini de yapar. Yemek yapar mı? Mesela mutfağa girer mi? Yok, o işi beceremem ben şimdi. Ya da çok sevdiğiniz bir spor dalı var mı, bunu yapar mı? İşte torunuyla işte, oynar mı? Ya da yani, kızıyla oynar mı? Çay yapar mı? Çok güzel soru. Yemek işlerini beceremem. Herkesin bir yapabileceği bir şey vardır. Ben şimdi hala ben çok şey kaldım mı şiir ezberlerim hala. Değişik yani bir anda 7-8 kitap okurum. Çünkü birinden yoruldum öbürüne geçerim. 7-8 biraz fazla oldu doğru. 5-6 desem daha doğru olur. Doğruyu söylemek lazım. Birinden yoruldum öbürüne geçerim, öyle geçerim, notlar alırım falan. Ve hala bir sürü defterler vardı, dolmuştur not Allah Allah kitaplardan. Böyle bakarsın o vakit ne geçmiş okuyorsunuz oluyor. Mesela sayın valim? Roman mı okuyorsunuz? Ben bir kişi olay mı? Romanla edebiyata yönelik. Şimdi şu anda Plevne'yi okuyorum. Plevne'yi Kara Ahmet diye bir eser. Bir güreşçiyi, o güreşçinin askerlik hayatını anlatıyor. Hı hı. Plevne'de askerlik yapmış. Bu romanımsı bir tarih romanı. Onu okuyorum. Çok hakikaten beni çok etkisi altında bıraktı. O Gazi Osman Paşa'nın düşünceleri, fikirleri gayet güzel orada izah ediyor. Şu anda size hemen söyleyecek bazı şeyler aklıma gelmiyor ama benim bana da birisi göndermiş onu. Onu okuyorum. Ondan sonra değişik genelde tarihi şeyler okumak bana daha haz veriyor. Seviyorsunuz galiba. Tarihi çok severim. O yüzden yakıştı herhalde Edirne size daha çok. Tabii seviyorum. Edirne'ye gelmem, yani Allah düşünenlerden razı olsun. İyi oldu. Ben Edirne'yi hani çok bu sevdim. Bu şey vardı ya, böyle üzerinize giyen böyle çok güzel olur gömlek mesela. ya da takım elbise çok güzel. O da size tam oldu sanırım. Oldu oldu. Yani hani derler ya cuk oturdu derler, kelime biraz avamca oldu ama tabiri kelime çok güzel. Yani tam benim için Edirne gerçekten iyi tespit edilmiş bir şeydi. Ben her zaman dedim ki bir kaymakamın Yılmaz Öztürk'ün Türkiye tarihini şöyle 2 yılda bir, hiç olmazsa 1700 yılından sonrasını okuması lazımdır derdim. Çünkü tarih orada esas Osmanlı kendini gösteriyor. Hakikaten ben kendimi bu sefer o tarihi içinde buldum burada. Olunca benim için hani ne derler, katmerli oldu bir anlamda. Az önce dediniz ya kaymağı güzel. Evet, o vesileyle biz de buranın hakkını vermeye çalıştık. Eksikliğiyle, hatasıyla beraber işte bir sona geldik. İşte her zaman söylerim ben, her şey bir sonla mukadder. İşte o kader burada işte 25'inde inşallah, 25'inde saat 11'de Cuma günü bir vedalaşma yaparak hükümet konağının önünde. Hı hı. Cuma namazını Selimiye'de kılıp ayrılacağım. Yine cuma namazını kılıp göreve başlamıştım. Evet. Bu sefer de yine bir vedalaşma ile 11'de vedalaşıp cuma namazını yine Selimiye'de kılıp Edirne'ye Allah'a ısmarladık diyeceğim. Peki efendim, şimdi Japonya'ya gittiniz, İngiltere'ye gittiniz. Buralarda yalnız mı yaşadınız? Yani Tabii yalnızım. Yalnız. O dönemde de mutfağa girmediniz mi? Yok, hala girmedim. Zaten İngiltere'de evin hanımı vardı, o pişiyordu. Bizim de İngiliz ailesi yanında kalma zorunluluğu vardı. Ha, İngilizceyi öğrenildi. İngilizceyi iyi öğrensin diye. Onlarla ben, onların bir çocuğu gibiydik yani biz evde. Zaten o zaman 32-33 yaşlarındaydım. Öyle bir buçuk yıl onların yanında kaldık. Japonya'da bir otel odasında kendileri orada, JICA kanalıyla gittim ben. Japan International
Japan Cooperation Agency diye var. International Cooperation JICA hesabıyla. O JICA kanalıyla gittim. Orası da bana çok şey oldu. Yani orada biz bir bakan karşılanır gibi Türk karşılandı. Orada çok Türklere karşı çok büyük şey vardı. Beni özel şey yapıyorlardı. Beni hemen 12 kişiydi. Orada çok İngiltere'nin bilmem ne üniversitesini bitirenler vardı. Beni Türk deyince hemen grup başkanı yaptılar. Çok güzel. Türk grup başkanı yaptılar tabii ki. Japonya'ya gidip görmek lazım. Evet. Japonlar, Japonya çok farklı. Bana Japonya yani çok şey öğretti açıkçası. Daha çok öğrendim yani. Sonra aradan 15 sene sonra tekrar Japonya'ya gittim. 15-20 sene sonra. Fakat çok değişmiş buldum yani. Benim bu bulunduğum yerleri tanıyamadım. Yani. Her şey değişmiş. Biz Türkiye çok değişiyor ama tabii elde boş durmuyor. Elde de değişiklikler, büyük değişiklikler var. İşte dil öğrenimi öyle diyorsun. Dil ne kadar çok yakın tutarsan kendine o da sana yakın olur. Biraz uzaklaşırsan o da senden uzaklaşır. Dille iç içe olacaksın. Yani ikinci evliliğin dille olması lazım. İşte bir evlilik yetmiyor. İşte bizde 2-3 evlilik var yani böyle. Evet. Bir gerçek hanım. Ondan sonra işte bir meslekle evlenmek o da çok önemlidir. Eğer bir insan hakikaten işte halkın hizmetinde olabilmek için mesleğiyle adeta evlenmesi lazım. Onu düşünmesi lazım. Başka şeyi aklına getirmesi lazım. Yani benim bugün daireye giderken 22 madde vardı. Wow. Keşke yetişseydim defterimi. Yani da hiç hatırlayamadım. 22 madde vardı. 2 gün içerisinde kaldı ki cumartesi günü de Bulgaristan'daydım. Yani tam gün sabahtan ta akşam kaça kadar Bulgaristan'daydım. Akşam geldim. TUMOP'un toplantısına katıldım. Böyle kendini şey yapmak lazım. Eksikler ne var, ne yapılacak, ne edilecek bir plan. Her günün planı vardır bende. Günlük planlar hiç aksatmadım ama zaman zaman aylık planlar falan aksadım. Peki hemen bir hayvan besliyor musunuz? Yani işte vallahi ben beslemiyorum da bizim kızlar çok hayvana düşkün. Geçen de gittim evde 2 tane kedi var. Kızım dedim bir tanesi yetmedi mi 2 tane kedi almışsın dedim ya. Yani o muhabbette birbirleriyle bir oynuyorlar insanın böyle kendilerine bağlıyorlar. Dedim ne yapıyorsun bunlar? Baba dedi ya işte 150 lira mama bir şey. Kızım dedim 150 lira bir çocuğu bir öğrenciye versek o öğrenci okusa dedim daha güzel olmaz mı? Tamam bunlara da ver de dedim. Ama şimdi sen bunlara böyle kaliteli mamalar alıyorsun. İşte o da sevdiğinden dolayı. Dedim bu hayvanlar bizim yediğimiz şeyleri de yedirebilirsen onları başka şeye verelim falan. Yani hayvan sevgisi farklı ya. Evet. Hani hayvanları çok seven cennetlik derler. Hakikaten evet. Çok doğru. Ben de çok severim hayvanları. Evet. Uğraşıyoruz işte. Benim bahçede şimdi bir sürü kedi yoktur da. Kedi zaten sevmiyorum orada çünkü şeyleri, tavukları yiyor kerata. Onlara saldırıyor. Bir sürü tavuk var mesela şimdi. Cins mi yani? Böyle... Cins hepsi cins tabii. Turna bile var şimdi. Turnaları... turnayı şeye vereceğim giderken Darül Hadis Camii'ne söz verdim. Orada birkaç turna var evet. Var mı şimdi şu anda? Var birkaç turna tane vardı o. Önceden ama. Önceden olabilir de şimdi orada tokat tavuğu var galiba. Bir iki tokat tavuğuyla turnaları vereceğim oraya. Orada çok gelen giden de çok olur bu hayvanlar öyle görünsün. Evet. İyidir yani şey olarak. Turnaları Darül Hadis'e emanet edeceksin. Evet Darül Hadis'e emanet edeceğiz. Bıldırcınlarım var böyle. Vay vay. Hoş oluyor onlar yani. Efendim aslında sizi projelerinizin yanında bir de okuduğunuz şiirlerle hep hatırlayacağız. Ya yani şiire çok meraklısınız. Evet. Her sözünüzü bir şiire bağlıyorsunuz. Kendi yazdığınız şiir var mı? Yoktur ya. Ben hep böyle ezberliyorum ya. Ezberliyorsun. Evet evet. Hep şiiri çok severim. Şeyde esas şiire karşı merakım da şeyde çıktı. Benim Zonguldak vali yardımcılığımda vali bey bana bir kızdı. Bütün görevlerimi aldı üzerinden. Başkanım ne yapayım ben dedim şimdi. O 4,5 ay süreyle hemen hemen hiçbir şey yapmadım yani. Sadece geldim gittim. O sürede 105 tane kitap okudum. 2 saat ezbere şiir yaptım. Ve İngilizcemi bayağı ilerlettim. Bir de bayağı ezberler yaptım işte. Böyle. O şeylerle götürüyorum ben şimdi. Bir sürü defterlere not almışım o okuduğum kitapları. Şimdi bütün günde 6-7 tane konuşma yapıyorsun yerine göre. Aynı şeyleri konuşamazsın. Konular farklı. Ama şimdi bir kelime versin de yeter. Gideriz. En sevdiğiniz şair isim olarak yazar. Faruk Nafis ile Necip Fazıl'ı çok severim onun şiirlerini.
Çok şey ama tabii ki bu arada Tevfik Fikret'in şiirle de güzel, onu da belirteyim. Mesela kendisinin onun dediği işte her zaman her yerde de ifade edilir. Çok iyi bir düşünce neticesi. Diyor ki bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Bir cilt kitap yazılır bunun üzerine. Bir cilt kitap yazılır. Ne kadar güzel bir ifade, ne kadar güzel bir buluş. Tabii bunun gibi daha birçok güzel benzetmeleri, teşbihleri var. Şair çok. Edirne'nin şairleri de boldur yani. Edirne'de çok divan edebiyatı şairi kaç tane? 90'la yakın divan edebiyatı şairi var Edirne'de. Nice nice kişiler var. Hem de bayağı ünlü divan şairi. Hayali mesela çok büyük divan şairidir. Bizim yüksek Uzun Kaldırım Caddesi'nde. Uzun Kaldırım Caddesi. Uzun Kaldırım. O caddenin üzerinde solda aşağı doğru inerken çeşmenin yanında bir şeyi var. Kendisinin mezarı var. Ona şimdi mezarını da altın yaldızla süsledik. Marak. Yazılarını gördünüz mü altın marak? Gördünüz mü? Ya görmedim. Çok yerde altın marak yaptırdım ya. Hemen hemen 25-30 tane tarih eseri altın maraklarını yaptırdım. Maşallah. Kaç? 60 bin lira yakın. Bir arası çarşısının orada şimdi var. Şimdi böyle dedik altın marak, yarın gitmesin onlar. Şimdi birileri çalmıyor. Gitmiyor bir şey ama sökemez ki. Mümkün değil. Ha iyi tamam. Sökemezse problem. Öyle yok. Böyle gerçekten altın onlar. Hepsi 23 ayar altın. Keşke söylemeseydik. Yok efendim, yok söylemeniz mi? Mümkün değil onu ya. İki gün uğraşsa bile sökemez. Onu mümkün değil ki. Peki. Yani öyle kaç tane bayağı yerleri yaptırdık. Köprülerin üzerindekini, Meriç ve Tunca Köprüsü'nün ortasına bakarsanız. Onlar da mesela hiç kimse ya burada tarihi yazı olduğunu hiç kimse bilmezdi. Şimdi görünce şaşırıyorlar bazıları. Ya bunu nereden buldun diyorlar bazen. Bir dönem şöyle bir haber yapmıştık. Hani tarih eserleri boyayan, yazan bunları tekrar hani silinecekti vesaire ama bilmiyorum. Mesela burada mesela ben bir ekip kurdurdum. Bak bunu hiç kimsenin aklına gelmez. 6 kişi var şu anda görevli. 6 kişi sokaklarda o tebire, duvarlar yazılmış yazıları siliyor. Hiç gördünüz mü? Bak onunla ilgili çok güzel bir haber olur. Evet. Evet 6 kişi Edirne'nin sokaklarındaki bunu yaptık yanılmıyorsam senin. Yaptınız mı? Bilmiyorum. Yanılmıyorsam yaptık. Öyle çok, mi? Çok iyi hatırlamıyorum. Daha bu yazı silme gibi işte yazı silme devamlı uğraşıyor. Çok yazı var. Yani bu sadece burada değil, Yunanistan'a git, Bulgaristan'a git. Hele Yunanistan'da her taraf duvarlar yazı. Ama ne kadar güzel yerleri çirkinleştiriyorlar. Evet. Şimdi ondan sonra çeşmeler biliyorsun. Çeşmelerde yer yoktu. Bakamıyorsun çeşmeye. O kadar kötüydü. Evet, evet, evet. Şimdi kötü. Onları özel şeyde Almanya'dan ilaçlar getirerek yaptık biz bunu. Evet, tabii efendim böyle kolay olmuyor bu işler. Kendilerine olmuyor. Büyük masraf. Yani bir çeşmeyi 5 günde 4 günde temizlediğimiz oldu. Vilayetin duvarları bile valiliğin duvarları neydi? 15 yılın 20 yılın evet, yazılar vardı. Bakın bir hafta uğraştı o vilayetin etrafında duvarlar için 3 kişi uğraştı. Evet. Şimdi efendim izleyicilerimizden çok fazla soru geliyor. Otomatik radar uygulaması ile ilgili. Evet yani onunla ilgili sadece biz Edirne'de değil bu. Şu anda 40 vilayette belki 100'ün üzerinde ilçede uygulanan bir sistem. Bu bir nevi zorunluluk bir sistemi. Yani insanların sağlığı bizim için önemli. Bu hız sınırlarının aşılmaması konusunda yapılan bir insanları bu şekilde hız sınırlarına uyması sağlayan bir sistem. Tabii 40 vilayette uygulanınca tabii ki Edirne'de de uyması lazım. Bu hız tutkunlarına bu sokakları teslim etmek olmaz. İnsanların canları bize emanet. Bu vesileyle işte emniyetten bu şekilde bir çalışma yaptık. Bunun %70'i, gelirin %70'i devlete ait oluyor. Sadece çok cüzi bir kısmı bir belediye almak üzere. Biz şu anda bu sisteme geçiş oldu. İşte bugün yarın o sistem başlayacak, meyvesini vermeye başlayacak. Kırmızı ışık ihlali zaten Edirne'de çok itaatkar bir insan. Gerçekten Edirne'deki itaatı Türkiye'nin çoğu yerlerinde bulamazsınız. Yani Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çok farklı yerler burada. Yani devlete olan bağlılık son derece fazla. Bu hız sistemi, ben de şimdi 50 kilometre olan caddeler var. O caddelerdeki 50 kilometreyi biraz daha yükseltmeyi düşünüyorum. Sanırım önümüzdeki haftalarda
onu 60 kilometreye çıkaracağız o hız limitini. %10'da şey tanınıyor bu kanuner, opsiyon tanınıyor. 60 ne yapar o zaman 66. %66 kilometre hızla yani bir Talatpaşa bulvarında 66 kilometre hızla normal sayılır efendim. Fazla hız olsa çabucak karşıdan karşıya geçişler oluyor. Yani bizde alışkanlık yok bir asfalta bir kişi ayağı attı mı bu Avrupa'da öyledir bütün araçlar durur. Evet, ama bizde bu alışkanlık yok. Bu vesile 66 kilometre uygundur diyorum. Önümüzdeki haftalarda kurullardan geçirip bu işi halledeceğiz. Tam olarak bir tarih vermek mümkün mü? Başlangıç için başlangıç efendim. Için. Başlangıç için henüz daha başlamadı ama. Yani bugün, yılbaşından itibaren bugün, tabii yılbaşı sürmez. Yılbaşı sürmez. Ama insanlar çabucak intibak edecektir buna. Tabii burada bir de buraya çok yabancı sirkülasyonu çok fazla. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen araçlar, yurt dışından gelen araçların sirkülasyonu da fazla. Onlardan da bu parayı tahsil etmek de öyle kolay da olmuyor. Çünkü adresleri bizim kayıtlarımızda olmadığı için. Onunla ilgili de kanunda bir değişiklik yapıldı. Önümüzdeki günlerde bir yönetmelik çıkarılacak. O yönetmelik vasıtasıyla hem belediyemizde de bir nebze bir miktar. Tabii ki çok %70 gibi bölümü devletin olacak. İşte inşallah bu sistemle Edirne daha güzele gidecek. Yani vatandaşlarımız öyle bir zorla kesinlikle vatandaşlarımızı zora sokacak bir şey yapmayız. Bunu bilmelerini isteriz. Önemli olan vatandaşın sağlığıdır. Onların sağlığı bizim için. Akşam mesela şehir içinde bir trafik kazası vardı. Evet, yaralamalı değil mi? 6 yaralı. 6 yaralı. Mesela niye olsun kardeşim ya? Niye olsun ki? O şimdi o insanın belki yaralamadı. Belki onlar 60-70 kilometre, 80 kilometre hızla gitseydi. Belki o da 3 tane ölü olacaktı. Niye olsun ki ya? Onun çoluk çocuğu yok mu? Yazık değil mi? Değil mi? Tabii. Evet. Onu da düşünmek lazım yani. Yani insan sağlığı her şeyin önünde olması lazım bence de. Sizin de söylediğiniz gibi. Peki efendim. Halk içinde muteber evet. Bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ya, bir nefes sıhhat. Sen şimdi hava sudan diyorsun önemli. Hava önemli değil. Hadi bakalım 3 dakika dur bakalım havasız durabiliyor musun? En kıymetli şey havadır ya. Nasıl ki balık sudan çıkınca ne yapıyor? Can veriyor. İnsan da havası kalınca evet. Bitiyor işte. Çok kıymetli demektir hava o zaman. Tabii ki. Değil mi? Yani insan oksijen. Sağlığı olmayınca hiçbir şey yapamazsınız. Zaten. Her şey bitiyor. Peki efendim, Vali Dursun Ali Şahin en çok neye kızar? Nasıl bir insan tipine kızar? Nasıl bir insan tipine sever? Allah Allah. Mesela, çok enteresan bir soru ya. Şunu sever mi? Yani evet. Muhtemel sevmiyordur biz sizi tanıdığımız için söylüyoruz. Yani aklında da soru kalmasın. Makama geldi birisi dedi ki size övgüler yağdırdı böyle. Ben sevmiyorum pek öyle övgü. Evet, bunu sever fazla. Misiniz diyecektim. Yok, vallahi sevmem. Hiç sevmem. Ben doğru adamım ya kardeşim. Doğru olduğunu eğer inanıyorsam ben yaparım. Ama öyle övmelerine gerek yok. Maalesef öyle tipten insanlar var. Öyle tipten insanlardan birazcık kaçarım yalnız. Onun arkasından başka şeyler gelir. Başka şeyler ister. Onlar, bir de yalan söyleyen insanlardan hiç hoşlanmam. Hep hayatta hep doğru olsun insanlar. Doğru olmak kadar güzel bir şey yok. Yani doğruluk da yetmez. Dost doğru olmak lazım hayatta. Ben böyle bilmediğim şeylerde konuşmam. Bildiğim şeylerde konuşmaya bakarım. Kaymakamlığımda belki 10-15 sene bilmeden de konuştum ama şimdi onları niye böyle yaptım diye kendi kendime hayıflanıyorum. Bilmiyorsan niye susmuyorsun be kardeşim diyorum ya. Ne konuşuyorsun? Değil mi? Doğruyu söyleyeceksin. Çocuklarıma da hep onu öğütlerim. Onlar da şimdi benim yaptığım gibi hep doğruyu konuşurlar. Bilmezlerse susarlar. Peki en çok neye sevinirsin? Sizi ne çok mutlu eder mesela? Valla ne bileyim çok enteresan şeyler söyledin. Yani mesela ben yaptığınız bir proje noktalanınca. Bir proje noktalanınca tabii efendim. Ben öyle paradan falan zevk almam. Açık söyleyeyim kimisi o para falan değil. Hiç benim için para cebimde 50 lira olunca. Bilmem işte 50-100 lira neyse 100 lira olunca. En rahat insan benim. Ben hiç şey yapmam. Ne parayı yok artık kredi kartı var diyorum yaparız. Hiç öyle şey yok. Ya şuradan sonra. Bunlar insanın ömrü son derece kısa. Yani 70-80 sene yaşı. Hep paran içinde olsan ne olur ki? Giderken bir tek 2 metre, 3 metre kefenle gideceksin kardeşim ya. Gerisi nedir yani? Öyle değil mi? Doğru söylüyorsun. Dünyalar senin olsa ne olur ya? Yani bir adam
Geçen de biri çocuğuna bebeğe vasiyet etmiş. Ne kadar? 4 milyar dolar bırakıyor şimdi. Bir bebeğe bırakıyor yani. Onun bir bebeğe onu bırakacağına bir hayır kurumlarına versen de onlar da faydalansa. İnsanlar bilimde bir şeyler keşfedilse, yeni ve şeyler böylece yapılsa. Böylece o bebeğe daha iyi bir dünya kalsa. Ne olur kalsa, yani? Tabii efendim böyle düşünmek lazım. İnsanlara fayda vermedikten sonra bir kıymet etmez, bir kıymet ifade etmez bu hayat. İnsanlara bir şeyler vermek lazım. Hep bunu düşünmek lazım. O güzel insan Hacı Bektaşi Veli öyle diyor. Diyor ki ey insan, bakın ey Müslüman demiyor. Ey insan, eğer ayaktaysan diyor halka hizmet için koş. Eğer oturuyorsan bugünkü ifadeyle hayat halka nasıl hizmet edeceğini planla. Kalkınca hemen gene koş diyor. Eğer biz bunu böyle yapsaydı şimdiye kadar, bugün bunu yapsaydı şimdiye kadar, açık söyleyeyim, bugün belki de Amerika'nda da önünde olurdu. Değil mi? Evet. Evet. Maalesef. Peki efendim 15 gün sonra görev süreniz doluyor. Evet, 15 gün var. Yani 15 gün, 16 gün. Emekli olduktan sonra Dursun Ali Şahin ne yapacak? Vallahi ben boş durmam. Yani ben mutlaka kendime... sağ olsun arkadaşlar, şimdiden bana bu akşam biri ifade etti. Bir yerde bir genel müdürlük dedi. Sağ olun. Hay hay dedim yani. Şeyde İstanbul'da olsun dedim. Çünkü ben İstanbul'u çok seviyorum. Her ne kadar kalabalık şehirden bazıları hoşlanmasa da ben İstanbul'u seviyorum açıkçası. Neresi efendim? Açıklamak ister misin? Yo, Bakırköy'de benim evim orada. Genel müdürlük. onu söylemeyeyim. Daha kesin olmadığı için söylemek tabii ki olmaz. Peki. İnşallah bir yerde bir vesileyle orada bu hayatiyeti sürdüreceğiz. Geri kalan bundan sonra belki 5-6 yıl ondan sonra başka bir şey de olabilir. Ne olabilir bilemiyorum. Hep görene beni ya siyasete atılacaksın, ya geç siyaset ediyorum falan. Yani her şey siyaset değildir. O da olur, niye olmasın ki ya? Bakarsın bugün düşündüğün insan yarın beğenmiyor. Değil mi? Öyle de olabilir, o da olabilir. Belki Edirne'ye yerleşirsiniz daha sonra. Edirne, aslında hanım da diyor Edirne'den ya bir daire alalım diyor. Bizim hanım çok o şeyler meraklı. Bir daire alalım, 3-5 dönüm işte tarla şey alalım, bahçe alalım, orada elma diktiği. Toprağı seviyor ben. Ha, toprağı sever, çok sever. Ben de severim toprağı. Daha düne kadar ben evim, bahçelerin çimini falan ben biçerim, gülleri ben budarım evde gittiğimde. Çünkü bu toprakla meşguliyet insan ömrünü fazlalaştırır. Toprakla meşgul et böyle yanlayak falan olunca elektriğini alır. Hatta derler ki bazı bebekleri falan arada sıra çimene bırakın. Evet. Hiç korkmayın. Bırakın çimene. Böyle ama çocuklar, hanımlar birkaç, iki kat giyinler, üç kat giyinler. Çocuğu boğalar adeta. Onu diyor kendi haline bir sal bakalım çimene. Şöyle bize bütün içindeki bütün şeyleri, elektrikleri bir gitsin. Ben de öyle seviyorum yani şu olarak. Evet. Gerçi tarlamız, bahçemiz Düzce'de var yani yetecek kadar. Torunlarınız da var bu arada. Oo, torun çok. Torun çok bizde. Kaç tane torun? Evet, torunlar bayağı var. İşte benim ikiz kızlarım var. 4 kızım var. Dört kızımın 3'ü evli. Şu anda 3'ü evli. Onlardan 6 torun var. Bir kızım da işte doktora yapıyor şu anda. Yeterliliği verdi. İşte var. Yanımızda o var. İşte böyle. Ne kadar güzel. Efendim sizi daha fazla da yormak istiyorum. Yok, benim için şey değil, mesele değil. Siz sorun şey değil. Evet, Edirnelilere son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Tabii biz vallahi, bu son program olarak kabul etmiyoruz sizi. Vallahi çok, bakın çok daha bu program bitti. Ben şimdi nasıl, nereden başladım? Ben aslında hiç konuşmadım. Böyle şimdi bir saat daha devam ediyor ama insanları sıkmamak ve her şeyi tadında bırakmak lazım. Evet. Tabii de kimisi vardır, hoşlanır, kimisi hoşlanmaz. Ortayı bulmak. Şeyde derler ki ya, minarenin ne tepesinde olacaksın? Ne de dibinde. O şerefe denen, yani müezzin eskiden orada okurdu ezanı, orayı boşuna yapmamış derlerdi. Yapılmamış derlerdi. Yani o ortası, her şeyin ortası en makul olanıdır. Bu vesileyle ben de bu akşam son olarak TV'nin güzel ekranlarından Edirne'mizin güzel insanlarının huzuruna çıktım. Evlerine misafir oldum. Bu vesileyle kendilerine diyorum ki ben elveda diyorum Edirne'ye. Vedalar biraz buruk olur. Vedalar benim için sevinç, bir zaman bir de sevinç de olur. Ve sevinç olması şudur ki Edirne'den emekli olmak benim için sevinçtir. Bugün biri geldi, yani kültür seviyesi çok yüksek. Bugüne kadar dedi Cumhuriyet tarihinde ilk defa 3 kişi dedi
ilinden emekli olmuş dedi. Ve şaşırdım. O doğru mu? Evet bu doğru dedi efendim dedi. Bilemiyorum. Çok az olduğunu biliyordum da bu denli az olduğunu bilmiyorum. Ama ben Edirne gibi böyle Serhat şehrinden, Edirne gibi gerçekten sultanların şehrinden, şehirlerin sultanından emekli olmak bana nasip olduğu için Allah'a hamd ederek bu Edirne'den inşallah ayın 25'inde ayrılmış olacağım. Elveda Edirne diyeceğim. Artık bundan sonra ne olur? Belki ben Edirne'den ayrılırken bana diğer kendi doğduğum yerde olsa benim için oraları gurbet olacak. Orada yaşamak bana gurbette yaşamak olacak. Ama insan zamanla alışıyor. Bakalım hayırlısı. Peki, hayırlısı. Evet, programımızı kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Gündem Özel programının bu akşamki konuğu Edirne Valisi Dursun Ali Şahin oldu. Bir başka programda karşılaşmak ve karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anlamında değildir bu. Bu sene olmayan bir yaşandığı